Şu anda tekrar bir telefon bağlantısı aldık. Yeni bir telefon bağlantımız var. Öğrenci yurtlarının sorunlarına değinmiştim ben. Bu konuyu konuşmak üzere Kocaeli İzmit'ten Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses bağlandı. Cihan Bey, sesimizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Harun Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim Cihan Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Kocaeli nasıl, durumlar nasıl? Biraz sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizi yayına bağladığınız için, böyle bir fırsat verdiğiniz için. Kocaeli her zamanki yerinde ama şu an ben kendimi tanıtayım öncelikle. Lütfen. Ben evli ve bir çocuk babasıyım. Trabzon doğumluyum. Kocaeli'de ikamet etmekteyim. İzmit Özel Öğrenci Yurtları Dernek Başkanıyım. Evet. Kendimi kısaca tanıtmak istersem yani bu şekilde anlatmış olayım kendimi. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizi ilerleyen dakikalarda daha da yakından tanıyacağız fikirlerinizle, sektörel sorunlara kurduğunuz cümlelerle. Evet, Üniversite TV genelde öğrencilerin, üniversitelerin, velilerin, herkesin telefonu, televizyonu, özellikle de öğrencilerin televizyonu. Söz konusu öğrenci olunca da öğrenciyle alakalı tüm sektörlerde ilgilendiriyor Üniversite TV'yi. Bunlardan bir tanesi de öğrencilerin barınma durumu. Barınma durumu çok önemli bir konu. Türkiye'nin birçok yerinde öğrenci yurtları mevcut. Şu anda öğrenci yurtları sanırım bir değişim içerisinde, bir tünelden geçiyor. Önce Milli Eğitim'den sanırım alındı, farklı bir bakanlığa bağlandı. KYK'ya bağlandı galiba, Spor Bakanlığı'na. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. Şimdi birinci sorum, bu geçiş süreci nasıl oldu? İkinci sorum, pandemiden dolayı uzun bir süredir öğrenci yurtları kapalı, devlet tarafından kapatıldı. Siz ne yapıyorsunuz? Kira mı yeriniz? Kiralarınızı nasıl ödüyorsunuz? Ödeyebiliyor musunuz? Mal sahipleriyle olan durumunuz nedir? Bunların hepsini uzun uzun saat başına kadar konuşabiliriz. Öncelikle evet, bu geçiş sürecinden bahsedelim. Nasıl oldu bu geçiş süreci, bakanlık değiştirme süreci? Evet Harun Bey, en başa dönersek geçiş sürecimiz biraz sancılı oldu, öyle söyleyeyim. Nasıl sancılı oldu? Biz bayağı sıkıntılar yaşadık. Milli Eğitim'deyken de yeni çıkan yönetmeliklerle olsun, bize sunmuş oldukları imkanlarla olsun, öğrenci yurtları her zaman, özel öğrenci yurtları özellikle her zaman sıkıntı içerisinde olmuştur. Milli Eğitim'de bağlı olduğumuz dönemlerde çıkarmış olduğu yönetmelikler bizleri kapanma noktasına getirdi özel öğrenci yurtlarının. Daha sonrasında bizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlayarak yeni yönetmeliği çıkaracaklarını belirttiler bakanlığımız. Bu geçiş sürecinde sıkıntılar yaşadık, denetlendik, farklı şeyler istediler bizden, bütün yurtlarımız sıkıntılar yaşadı. Yurtçularımız özellikle çok büyük sıkıntılar yaşadı, hepimiz bunu sizler de biliyorsunuz, büyük sıkıntılardan geçtik. Bunları aştık derken Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandık, şu an yeni bir bakanlıktayız 2020-2021 yılında. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandık. Bu bağlanma sürecinde yeni bir yönetmelik hazırlandı bizlere, özel öğrenci yurtlarına. KYK bünyesine alınmış olduk, öyle söyleyeyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bizim kolu KYK olarak geçmekte. Bu geçiş sürecinde bize çıkarmış oldukları yönetmelik bizleri yine tatmin etmedi. Başta onu söyleyeyim. Bütün yurtçular olarak bunun serzenişini her zaman gösterdik. Hatta bu böyle gitmez dedik. Sendika çevresi adı altında toplanmak istedik. Bunu da başardık. Güçlü bir sendika kuruldu, İstanbul merkezli. Burada sesimizi duyurmaya çalıştık. Çıkan yeni yönetmelik tekrardan aynı şeylerin olduğu görüldü. Yani yeni yönetmelik de bize ilaç olmadı. Bizleri aksine daha da sıkmış oldu, öyle söyleyeyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şu an bağlıyız ama Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandığımızda pandemi olayı zaten patlak verdi. Bütün yurtlar bunun sıkıntısında. Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçip geçmediğimiz, yani şu an onu bile anlayamadık biz. Yani ne söylesem şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı artık insanları, bizim yurtçularımızı bu konu pek ilgilendirmez oldu. Çünkü herkes evine ekmek getirme davasında. Şu an pandemiden dolayı yaklaşık 8-9 aydır kapalıyız. 12'den, yani tam 12'den vurulan sektör aslında özel öğrenci yurtları. Direkt bizi yani net etkileyen sektör, etkilenen sektör biziz. Bu durumda bir yardım aldık mı, bir şey oldu mu, nerelere başvurduk, bunları anlatmaya kalksam
Çok çok uzun süreler geçmesi lazım. Lütfen paylaşın bizimle. Tabii ki. Şimdi mesela ilk bu Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandığımızda zaten yine beklentilerimiz karşılanmadı. Tabii ki bize güzel sözler veriliyor. Yine devletimiz, bakanlığımız yanımızda olduğunu bizlere belirtiyor. Bizleri yalnız bırakmayacaklarını söylüyorlar. Ama fakat şu döneme kadar biz pek bir şey göremedik açıkçası. Ben ilk bu pandemi olayı patlak verdiği zaman 15 Mart'tı hatırlıyorum. Yurduma geldiğimde bütün öğrencilerin gitmiş olduğunu gördük. Yurtlarla baş başa kaldık. Herkes bomboş. Çok kişi bizi arıyor. Açıkçası dernek başkanı olduğumuz için bize sorular soruluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık o ara. Nereye başvuracağız? Ne olacak? Ne bitecek? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir anda her şey kapandı. Daha sonrasında biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurduk Kocaeli'de. Özel Öğrenci Yurtları Derneği olarak, İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği olarak başvurumuz oldu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz, dilekçe mi verelim şeklinde sorularımız oldu İl Müdürlüğü'ne. İl Müdürlüğü bizim bu konuda tek bir yetkimiz yok, bakanlıkla görüşülmesi gerekir denildi bizlere cevap olarak. Biz oradan elimiz boş döndük, yani sesimizi duyuramadık. Daha sonrasında İstanbul merkezli sendikamızla görüşmelere başladık. Herkes çünkü birbirinden haber almaya çalışıyor, sendikaya sorular soruluyor. Herkes sıkıntılı, biz ailelerle baş başa kaldık. Belli bir ücret almamız gerekiyordu çünkü daha 3 ay vardı okulların kapanmasına. Bizim kiralarımız, her şeyimiz devam etmekteydi. İşte elektriğimiz olsun, suyumuz olsun, doğalgazımız olsun, bütün faturalarımız yine aynı şekilde işlemekteydi. Fakat insanlar bize her zaman farklı bir gözle baktı. Özel yurtların işte fahiş fiyatlar uyguladığını söyleyenler oldu. Bu şekilde küçümseyenler oldu. Hor görenler oldu özel yurtlara. Fakat özel yurtların ne sıkıntısı olduğunu içine giren, bu işi yapan bilir. Her işi yapan bilir derler ya, öyle söyleyeyim. Evet. Biz de büyük sıkıntılar yaşadık. Başvurduğumuz yerlerden bir sonuç alamadık. Dediğim gibi İstanbul merkezli sendikamıza başvurduğumuzda ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bir dosya hazırladık. Cumhurbaşkanlığına sunmak için bir dosya hazırlandı. Fakat bu dosyayı biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da sendika başkanımız vasıtasıyla sunduk. Bir sonuç bekledik. Yaklaşık 2 ay, 2.5 aydır oradan da bir sonuca varamadık. Bizlere bir bilgi gelmedi. Sürekli biz görüşme halindeyiz, irtibat halindeyiz ama nereye başvurduysak yani hiçbir sonuç alamadık. Biz 7-8 aydır yani inanın sıfır işle boş yurtlarla baş başayız. Yataklarımız boş. Yani yurtlar boş. Kiralar devam etmekte. Beni yurtçular arıyor. Ne yapacağız Cihan Bey? Hani bunun sonu nedir? Yurtlar boşalmaya başladı. Nasıl boşalmaya başladı? Adam yurdunu devir etse edemiyor. Bina sahibi kira istiyor. Para yok. Bina sahibi sabretmiyor, boşalt diyor işte binayı. Binayı boşaltmak, adam oraya dünya kadar masraf etmiş yurtçu. Buradan evine ekmek getirmeye çalışıyor ama hiç iş yok. Belli başlı krediler çekilmiş. Devletimiz demiş ki işte faizsiz kredi, işte düşük faizli kredi, bunlardan faydalanılmaya çalışılmış. Yurtlarımız sadece bir karşılıksız para kimseden almadık bir yardım olarak, yurtlar olarak. Yani direkt biz bu sektör, yani her zaman söylemişimdir, en çok etkilenen özel yurtlardır bu pandemiden. Çünkü okullar kapandı, evet. İlk etkilenen sektör biziz, öğrenciler gitti. Sıfır iş demek bu. Doğru diyorsun. Bunu bir kere herkesin kafasına sokması lazım. Bizi anlaması lazım. Bize şimdi ben gazetelere demeç verdiğim zaman yorumları okuyorum. Çok kötü yorum yapanlar olmuş. İşte daha önce çok pahalıya verdiğimiz paraları yiyin önce gibisinden saçma sapan yorumlar yapan olmuş. Ya bunları biz pek kaleye almıyoruz ama insanların da anlayışlı olmasını bekliyoruz. Burada bir sürü insan ekmek yemekte bu işten. Bizim de işçilerimiz var. Evine ekmek götüren insanlar var. Bizim çoluk çocuğumuza biz buradan ekmek yediriyoruz. Şu an baktığın zaman hala açık değiliz ve hala hiçbir yardım almış değiliz. Ticaret odasına başvurumuzu yaptık. Bir çözüm bulun dedik. Oradan da bir geri dönüş alamadık. Hiçbir sonuç alamadık. En başında ben bu pandemi olayı olduğu zaman dernek başkanı olarak yönetim kurulumu yanıma aldım. Kocaeli'de başvurmadığım, çıkmadığım, demeç vermediğim gazete kalmadı. Ticaret odasına başvurumu yaptım. Ne bileyim esnaf odasına başvurumu yaptım. Birçok yere başvurumu yaptım. Hani bize bir çözüm bulun.
Kocaeli yurtları olarak bari bir çözüm bulun. Şimdi baktığınız zaman bizim Türkiye genelinde yaklaşık 760 bin öğrenciye hizmet veriyoruz özel yurtlar olarak. Biz devletimizin öğrenci yurtları olarak taşeronluğunu yapıyoruz açıkçası. Ama hiçbir yardım almadan. Biz şunu istedik, devletimiz bizim de yanımızda olsun. Bize de bir yardımcı olsun. Çünkü kiralarımız devam etmekte. Kimse şunu göz ardı etmesin. Bizim kiralarımız aynı şekilde işliyor ve öyle kiralarımız da düşük kiralar değil. En düşük kiramız 10 milyarla 15 milyar arasında binalarımızda. Bunu 20'yi 30'u bulanlar var. Bu kiralar kenara yazılıyor. Biz bunları ödeyemiyoruz. Biz okullar açıldığı zaman bile şu an daha net bir şey bile yok. Biz 2-3 sene belki 4 sene 5 sene buraya geriden başlayacağız. Bunları ödemek için çalışacağız. Yani bina sahipleri şimdi baktığınız zaman kendilerine göre onlar da haklı. Hadi 2-3 ay tolerans gösterenler oldu. Hadi yarısını alalım dediler. Ama bu 8 ay 9 ay neredeyse 10 ayı bulacak. Buna can dayanmaz. Yani biz batma noktasına geldik değil, battık. Yani şu an %80 Kocaeli olarak konuşuyorum ben. Diğerleri de aynıdır bizimle. Biz özel öğrenci yurtları olarak Kocaeli'de yani çok zor durumdayız. Cihan Bey. Buyurun. Bildiğim kadarıyla artık yeni yönetmelikle boşaltılan binalara tekrar öğrenci yurdu ruhsatı alınma imkanı yok. Evet. Şimdi yönetmeliğe gelecek olursak Harun Bey, pardon evet. Sözünüzü de bölmeyeyim. Estağfurullah. Yani çok doluyum ben de bu konuda. Çünkü her yer yüzümüze kapandı, her kapı evet. Yüzümüze kapandı. Biz yönetmelikle uğraşırken yani bizim başımızda bir yönetmelik vardı. Hatta biz bunu çok yadırgadık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan biz daha güzel şeylerin çıkacağını beklerdik yönetmelik olarak. Şimdi şöyle bir şey diretiyorlar bizlere. Dediğiniz gibi binalar boşaltılırsa, yani binadan çıkılırsa, yurt ruhsatı iptal olursa zaten bir sene işletmediğiniz zaman yurt ruhsatı iptal oluyor. Bir daha o binaya ruhsat alma imkanınız yok. Hatta şöyle bir şey var yönetmelikte. Şu anki olan Özel Öğrenci Yurtları Derneği'nin ruhsatları bile yenilenmesini isteniyor. Yani yenilenmesini isteniyor derken birçok mesela kazanılmış hakkımız var, ruhsatımız var. Fakat binada öyle şeyler isteniyor ki bizlerden. %90'ı hatta %95'i bunu binalarına uygulayamaz. Fiziki şartı uymuyor. Bu şekilde biz dayatmalara karşı şu an mücadele veriyoruz. Bunu her yere, mahkemelere dahi götürdük. Sendikamız öncülüğünde biz bunları mahkemeye taşıdık. Mahkemeye verildi. Mahkeme Yargıtay'da bunu yürütmeyi durdurma kararı alındı. Daha sonrasında tekrar işte yazılan yönetmelikte yine aynı şeyler yapıldı. Şu an yine herhalde bir mahkeme süreci var öyle biliyorum ben. Bazı şartlarda yine diretiliyor. Farklı farklı konular var. İşte diyorum ya biz yönetmelikle uğraşırken şu an komple yurtlarımız kapandı. Hiç iş yapamıyoruz. Yönetmelikte dediğim gibi ruhsatı olan yurt bile şu an sıkıntılı. Yarın önünü göremiyor. Yurdum kapatılır mı? Sürekli denetlemeye gelenler oluyor. Şu an pandemi dolayısıyla bir denetleme yok. Çoğu yurt zaten kapalı. İş yapamıyor. Bazı yerlerde sadece tıp öğrencilerin okulları açtılar. O da bir nebze olsun rahatlatır mı? Hayır, kesinlikle kimseyi rahatlatmaz. Zaten o öğrenciler de intern öğrencileri oluyor. Son sınıf öğrencileri olduğu için zaten evlerde kendilerine zaten şehri de tanımışlar. Kalacak yer zaten buluyorlar. Bunlar özel öğrenci yurtlarına zaten rağbet etmiyorlar. Bu sayı da bize zaten yeterli evet. Değil. Evet. Hiçbir yurdumuzda zaten bu şekilde barınma şekli yok. Yine kapalıyız öyle söyleyeyim yani. Şöyle gidelim, soru cevap şeklinde gidelim Cihan Bey. Buyurun, buyurun. Vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde. Bir, neredeyse bir yıla yakındır boşsunuz. Evet. İki, kira ciddi anlamda şu anda sorun. Mal aynen. Sahipleri bu konuyla ilgili kimisi artık tahliye davaları açmaya başladı. Evet. Birçoğu artık sabredemez duruma geldi. Peki, yurt sahipleri de şu anda bir yıldır devlet tarafından kapalı olmanın vermiş olduğu zorunlulukla başka bir faaliyet de yürütemiyor. Evet. Mesela pandemiden dolayı şu anda hizmete alınmayan sektör yok denecek kadar az galiba. Sadece bir tek öğrenci yurdu diyebilir miyiz buna? Şu an dedim ya, biz tam 12'den vurulmuş bir sektörüz şu an.
Sadece baktığınız zaman dediğiniz gibi kafeler olsun. Yani kurslar devam ediyor, dil kursları devam ediyor, dershaneler devam ediyor, her şey devam ediyor. Şu anda bir tek pandemiden dolayı çalışmayan tek sektör öğrenci yurtları. Bu konuyla ilgili doğru mu anladım? Hiçbir şekilde devletten yardım, destek, öteleme, erteleme hiçbir şey almadınız, alınmadı. Bunun haricinde okullar açık olmadığı için öğrenci yurtları sahipleri ciddi anlamda mağdur. Boşalttıkları takdirde tekrar aynı binaya ruhsat alma neredeyse imkansız hale geldi. Tamamen şu anda muamma içerisindesiniz. Sektörel çok büyük bir sorun var o zaman. Şu an sektörümüzde çok büyük sorun var. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Çünkü biz şu an okul açılsa bile bu bize ilaç olmayacak. Hadi biraz bir nebze olsa bizi rahatlatır ama bizim geriden gelen borçlarımız var. Dediğiniz gibi bina sahipleri artık tahliye etmeye başladı binaları. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Evet, dava açan bina mal sahipleri varmış. Evet. Evet. Yani adamlara da şimdi bina sahiplerine de bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bunun bir Harun Bey, bunun yani artık net bir tarihi yok. Ben adama desem ki bina sahibine, ben Şubat'ta kira ödemeye başlayacağım size, biraz daha sabredin diyemiyorum. Çünkü bir tarih yok önümüzde. Her şey muamma. Peki. Bina sahipleri bizim Kocaeli'de şu anda bu pandemiden sonra 2-3 tane yurdumuz kapatma kararı aldı. Ben dayanamayacağım dedi. Adam iş yerini kapattı, öyle söyleyeyim. Yani, daha da devam edecek bu. Yurtçuluk sektörünü bıraktı. Hatta başka sektöre başladı. O şekilde söyleyeyim. Şöyle, tabii ki özel yurtlarla ilgili iyi algı olduğu gibi bazı konularda kötü algılar da var. Aslında olaya biraz da şuradan bakmak lazım. Örneğin devlet bir yere bir üniversite açıyor. Aynı hızla öğrenci yurdunu açamıyor. Öğrenci yurdu biraz daha geç açılıyor. O dönemde öğrencilerin ortada kalmaması için o bölgedeki insanlar, o bölgedeki ticaretle uğraşan kişiler hızlı hareket ediyor. Çünkü özel sektör hızlı hareket edebildiği için oraya bir öğrenci yurdu oluşturuyor. İlk etapta aslında kamu hizmeti yapıyor orada. Daha sonra bu kamu hizmeti zaman ilerleyip de devlet yurdu açıldıktan sonra bu kamu hizmetinden faydalanan öğrenciler, gelen aileler, yurt bulmanın memnuniyetiyle teşekkür ederken bir süre sonra devlet yurdu açılıp da fiyatlar daha uygun olunca o memnuniyet duyan insanların birçoğu bir anda düşman kesiliyor. Aynen öyle Harun Bey. Yani çok iyi özetlediniz. Aynen. Bize çok bu olayları yaşadık. Biz yurtlara gelip beğenip işte biz ilk defa böyle yurt görüyoruz. Yurtları gezip de mesela özel yurtları beğenenler, biz özel yurtlar olarak zaten hizmetimizi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz öğrencimize. Velilerimiz de bunu zaten bilir. Ama dediğiniz gibi biz velilerle şu şekilde karşı karşıya geliyoruz. Devlet yurdu biraz daha ucuz olduğu zaman biz aileyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Beğenerek kaldığı yurdu daha sonra aile kötüleyebiliyor. Biz bunun mağduriyetini çok yaşadık. İkincisi, biz ailelerle çok karşı karşıya geldik. Evet, burada. İkincisine devam edelim. Bir de cemaat, tarikat, vakıflar ve siyasi partilerin oluşturduğu ya da kamu yararına oluşan derneklerin, vakıfların oluşturduğu yurtlar var. Bunlar aynı zamanda devletten de destek alıyor galiba, KYK'dan destek alıyor. Bunların karşısında belediyelerle, bu kamu yararına olan yurtlarla rekabet şansınız oluyor mu? Şimdi ortada bu şekilde tam net olarak hangi cemaat veya vakıfların yardım aldığından net bir bilgim yok. Ama gelen duyumlara göre yardım alan vakıf ve cemaatler var. Evet. Ama bizim bunlarla rekabet şansımız sıfır. Çünkü bir yurt devletten yardım aldığı zaman fiyatını 200 TL'lere, 300 TL'lere çekebiliyor. Ama bizim bunu yapma şansımız yok. Biz bunu yüksek gösterdiğimiz zaman dolandırıcı şeklini alıyoruz. Yani biz yardım alsak, biz devlete, şu devletimize şunu da söyledik. Bize de, bizden de hizmet satın alma yoluna gidin. Biz de öğrencimize ucuz fiyattan oda verelim. Yatak verelim. Bunun da dosyalarını sunduk biz bakanlığımıza. İnşallah buradan da güzel haberler bekliyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandığımızda çok büyük umutlarla yani biz düşüncelerimiz oldu.
Onların düşünceleri de çok güzel bize karşı. Şu an görüşmelerimizde güzel şeyler düşünülüyor. Her şeyin yavaş yavaş ilerleyeceğini bize söylüyorlar. Bu işleri sendika mı yürütüyor? Bu işleri şöyle söyleyeyim. Şimdi ben dernek başkanı olarak İzmit'te sesimizin gür çıkmasını her zaman isteyen bir insanım. Bu yola çıkarken de dernek üyelerime bunu söyledim. Her zaman şeffaf olacağız. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada sesimizi de çıkartıyoruz ama sendikamız orada İstanbul, Ankara'ya daha yakın olduğu için orada biz bu sendikaya da üye olduğumuz için daha büyük bir grup oluşmakta orada. Sendika bazlı bunlar daha net takip edilmekte. Sendikamız zaten dosyamızı da sundu Cumhurbaşkanlığına, bakanlığa. Şu an bu dosya takip aşamasında. İnşallah güzel haberler bekliyoruz oradan. İnşallah peki o zaman sendika başkanıyla bir irtibata geçelim biz Sayın Başkan. Sendika başkanıyla bu konuları sıcağı sıcağına konuşalım. Çünkü bu konu önemli bir konu. Çünkü şu anda öğrenci sayısına uygun öğrenci yurdu olmadığı için bu göz ardı edilmeyecek bir sektör, önemli bir sektör. Çünkü bu sektör el birliğiyle öldürüldüğü takdirde yarın bir gün yine çok ciddi mağduriyetler oluşacak. Ne olacak? Öğrenciler cemaatlere, tarikatlara mecbur kalacak. En azından bu tür kurumlar daha önce Milli Eğitim tarafından denetleniyordu. Şimdi Çevre ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Emniyet tarafından denetlenecek. Sağlık tarafından denetlenecek. Yani Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü'nden denetlenecek. Maliye'den denetlenecek. Yani her taraftan denetlenecek. Bu denetlenebilen şeffaf kurumlar ortadan kaldırıldığında ya da işte şu anda can çekişiyor galiba. Bir destek olunmadığı takdirde bir süre sonra bu sektör yok olacak. Akabinde onun boşluğunu, çünkü dünya hayat boşluk kaldırmaz asla. Onun yerini yine farklı cemaat ve tarikatlar ya da illegal oluşumlar öğrencilere yer sağlıyoruz söylemiyle öğrencileri kendi hedef ve idealleri doğrultusunda yönetmeye ya da yönlendirmeye ya da yetiştirmeye çalışacaklar. Yine 15 Temmuz benzeri şeylerle bu ülkemiz tekrar karşılaşma ihtimali. İnşallah o durumlara düşmeyiz. O düşmeyiz yani ama bu işin temelinde aslında bu var. Bunları muhakkak önemsiyoruz, önemsemeliyiz. Çünkü ben de yıllarca öğrencilik hayatım boyunca konaklama ve barınmanın ne kadar önemli, ne kadar zor, ne kadar sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyordum. Evet. Hakikaten çok iyi biliyordum. O yüzden de sektörünüze çok yabancı değilim. Ayrıntılara da hakimim. Hakikaten bu önemli bir konu. Peki şunu merak ediyorum. İkinci dönem okulun açılma olasılığı var mı? Bununla ilgili herhangi bir duyum aldınız mı? Şimdi biz rektörümüz Sabit Mülagi Bey'le de irtibat halindeyiz. Şöyle irtibat halindeyiz. Kendisini takipteyiz. Gazetelere verdiği demeçler olsun, yakın dostlarıyla görüşmeleri olsun, bilgi alıyoruz. Bizi de arayanlar oluyor. Mülagi Bey'le görüştükten sonra pandemi dolayısıyla kimseye randevu vermiyor Mülagi Bey. Fakat Mülagi Bey'in okulu açmak gibi bir niyetinin olmadığını biz net biliyoruz. Bu şekilde pandemi devam ettiği sürece ikinci dönemde okulların açılmasını düşünmediğini kendisi bizzat bazı gazetelere demeç verdiydi. Yani o da haklı olarak şu konumda üniversitelerin açılmayacağını beyan ediyor. İkinci döneme de net kimsenin Harun Bey bir şey söylediği yok. Pandemi koşullarına bakacağız deniyor. Bu zaten ilk açılacağını beklediğimiz ilk dönemde de aynı şekilde. Pandemi bir anda yükselişe geçti. Daha sonrasında okulların açılmayacağı bilgisi geldi. Şu an aynı şekilde devam ediyor. İkinci dönemde de bu açılır mı? Şu an net bir bilgi yok elimizde. Peki şunu merak ediyorum. Bazı vatandaşlar bina yaparak, öğrenci yurdu yaparak KYK'ya devretti. Ve kişi başı oradan bir bedel alıyor, kira alıyor. Yani binayı komple KYK'ya devrediyor, yapıyor, teslim ediyor. Daha sonra 20 yıllık bir sözleşme yaparak kira. Şu anda peki o KYK'ya binalarını kiralayan insanlar kiralarını alabiliyorlar mı acaba? KYK bu bedeli yatırıyor mu onlara? Şimdi şöyle bir sorun olmuş. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Bizim sendika başkanımız Konya'da mı, yanlış olmasın, bir yerde Cumhurbaşkanımızı
konuşma fırsatı yakalıyor Cumhurbaşkanımızla. Evet. Bizim sektörümüzün bitme noktasına geldiğini belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Kendisinin de cevabı evet diyor. Hani bazı yurtların kapandığı bilgisi geliyor. Bizim de Türkiye yurtları biliyorsunuz. Yine devlet destekli yurtları var. Evet. Türkiye'nin de bazı binaları boşalttığını belirtiyor hatta sendika başkanımıza. Bu pandemi dolayısıyla kiraların ödenememesi dolayısıyla bence burada devletimiz de büyük zorluk aşamasında. Çünkü bu binalara binalar düşük meblağlı binalar değil. Kiraları yüksek binalar, ödeyemedikleri büyük ihtimal oluyordur. Bize gelen bilgiler de oluyor Kocaeli'de. Yani tam net bir bilgi yok ama büyük ihtimal buralarda da sorunlar yaşanıyor. Çünkü boş olan binaya devletimiz de kira vermek istemez. Onlar da büyük ihtimal sıkıntıda. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bazı binaları kendileri de boşalttığını belirtti. Yani peki bizim stopajdan... Sektörel olarak stopajdan muafiyet ya da faizsiz kredi bu tür destekler ya da katkılar var mı şu anda ya da planlanıyor mu, iş bilginiz var mı? Bize Ankara'dan gelen bilgi bazı planlamaların olduğu yönünde ama bu çok uzun süre oldu bunun bilgisi geleli. Stopajda bir düşülmeye gidildi kiralarda. Şu anda %10. Evet, %20'ydi, %10'a düşürüldü biliyorsunuz. Evet. Böyle bir sadece bir yardım aldık diyeyim artık, bilmiyorum. Sadece bunu. Bu sektöre özel bir indirim değil, bu Türkiye genelinde bütün sektörlere yani, olan bütün indirim. Bütün kiracılara özel bu. Böyle bir şey var. Başka türlü bizim işte biliyorsunuz herkesin almış olduğu faizsiz bir KOBİ'lerin almış olduğu bir kredi vardı. O da işte 7-8 ay önce falandı galiba. Ondan bir yararlanıldı ama kimsenin elinde avucunda şu an bir şey kalmadı Harun Bey. Şu an herkes okulların ne zaman açılacağını, pandeminin ne zaman biteceğini, herkes bunu beklemekte. Şu an her şey muamma, yani bir yardım almadı. Dediğim gibi kiralar bir kenara birikti, her şey, borçlar yığıldı. Biz ödeyemez haldeyiz şu an. Yani bizim şu an bir çıkar yol göremiyoruz. Bize yardım olmadıktan sonra bunun çıkar yolu yok. Özel öğrenci yurdu bulamayacak aileler kalacak. Böyle devam ederse. Biz şeffaf işletilen kurumlarız. Biz herhangi bir yere bağlı değiliz. Biz özel kurumlarız. Peki şunu merak ediyorum. Bir aile örneğin Kocaeli'ye gelse, yurt tercih etmese, velev ki ikinci dönem okullar açıldı. Şu anda İzmit'te kiralar nedir? Burayı mesela kiralasa, evi kiralasa, orayı kaç dakikaya, pardon, kaç paraya dayar, döşer, ne kadar masrafı olur? Şimdi bize gelen aileler oluyor, bu soruları bizlere soruyorlar. Biz söylediğimiz zaman da bunun yanlış anlaşılıyor olabiliyor. İşte yurdumuzu tutmaları için mi söylediğimizi falan düşünebiliyorlar. Fakat kendileri gidip gördükten sonra zaten vazgeçiyorlar. Neden? Kiralar ne kadar? İzmit'te kiralar ne kadar şu anda? İzmit'te en düşük kiralar 1,5 milyarla 2000 TL arasında. 1,5 yani 1500 TL ile 2000 TL arasında. Ortalama arasında. Kocaeli'de yurt ücretleri ne kadar? Ortalama Kocaeli'de yurt ücretleri düşük. Onu söyleyeyim. Yani 500 TL'ye bile oda veren var. Anladım. Çünkü sektörümüz, yani bizim sektörümüz herkese hitap ediliyor. Doğru diyorsun. Yani bütün keseye göre bizim her türlü odamız, imkanımız var. Ve de yurtlarımız böyle düşük ücret olduğuna bakmayın. Gayet temiz, bakımlı, yani işçisiyle, ne bileyim personeliyle her zaman yani hazır bir şekilde işletilen yurtlar. Yani kimsenin gözünün arkada kalmayarak ailenin bırakabileceği 7/24 güvenliği olduğu, pandemi koşullarına göre hazırlanmış, yatak aralıkları olsun, boşlukları olsun, bize Sağlık Bakanlığı göstermiş, göndermiş olduğu yönetmeliğe göre biz hazırlanmıştık. Bunu da bilsinler kendileri. Yani özel yurtlarda gönül rahatlığıyla, Kocaeli olarak konuşuyorum, tüm yurtları bildiğim için konuşuyorum, dernek başkanı olarak konuşuyorum. Kocaeli'de özel yurtlar olarak biz her zaman hazırız. Barınma ihtiyacına özel yurtlar her türlü, her ihtiyaca karşı, her ihtiyaca göre, her öğrencinin kesesine göre, her aileye göre odamız var. Evet. Peki o zaman şu anda Kocaeli'de
ev tutmaktan ziyade bir öğrenci yurdunda kalmak hem güvenli hem daha az masraflı ve daha hijyenik olduğunu söylüyorsunuz. Aile peki, şunu diyorsa, hı-hı, ben çocuğum bıraktığım zaman gözüm arkada kalmayacak, ben aradığım zaman evladıma ulaşayım, güvenilir yerde kaldığını bileyim istiyorsa yurtlarda kalmasını sağlayacak. Evet. Kocaeli'de de biz buna her zaman hazırız. Kimsenin gözü arkada kalmadan Kocaeli'deki tüm özel yurtlara çocuklarını bırakabilirler, teslim edebilirler. Peki ev kiralarına da gelince yüksek, onu söyleyeyim. Evet. Bir de apart faktörü var. Bu apart olayları nedir? Bununla ilgili sizin bakış açınız nasıl öğrenci yurtları ile ilgili, öğrenci apartlarına? Şimdi öğrenci apartı bizim Kocaeli'de özellikle fazla yok. Olanların da yurt ruhsatı olduğunu pek sanmıyorum. Öğrenci yurdu, şimdi şöyle söyleyeyim, velilerimiz de dinliyorsa bizi, yurda girdiklerinde özel öğrenci yurdu olarak yurdun ruhsatını bir kere görsünler. Çünkü evet, kaçak işletilen yerler de var. Biz bunları valiliğe de bildiriyoruz. Biz bunlara engel olunmasını da istiyoruz. Şimdi apartlar vardır, tamam, kimilerinin yurt, dediğim gibi ruhsatları da vardır ama bizim Kocaeli'de pek bu şekilde ruhsatı olan yer olduğunu sanmıyorum. Biz apartlarla da mücadele ettik. Apart derken kaçak yerlerle de mücadele ediyoruz şu an. Benim dernek başkanı olarak velilere söyleyeceğim, yurda girdikleri zaman o yurdun yurt olduğuna dikkat etsinler. Yurt derken ruhsatlı bir yer olduğuna dikkat etsinler. Daha sonra mağduriyet yaşayabilirler. Nasıl? Biz şunu da gördük. Yurt olarak öğrenci bir binaya teslim ediliyor. Daha sonrasında bir gece yarısı polis baskınıyla oranın yurt olmadığı ortaya çıkıyor ve eşyalarıyla birlikte dışarıda kalabiliyorlar. Hmm. Aileler bunlara dikkat etsin. Doğru. Geldikleri zaman yurtların ruhsatlı olup olmadığına baksınlar. Hatta şunu da sorsunlar, ruhsatı da görmek istiyorum desinler. Doğru diyorsunuz. Bunu ilgili resmi kurumlardan da teyit etmeliler diyorsunuz. Hakikaten tabii, yani öğrenci olayı çok zor, meşakkatli. Doğru. Emanet kısmı çok zor, meşakkatli. Çünkü evet, bugün bir öğrencinin ülkeye olan maliyeti, aileye olan maliyeti o kadar yüksek ki bir insanın başına bir iş gelse inanın çok ciddi anlamda hem ailelerin canı ciğeri gidiyor, hem milli evet, servetimiz gidiyor. Çünkü bir mühendis kolay yetişmiyor, bir mimar kolay yetişmiyor, bir öğretmen kolay yetişmiyor. Düşünsenize, sizin de evladınız, çocuğunuz vardır. Onu ne zor şartlarda büyütüyorsunuz. Yemiyorsunuz, yediriyorsunuz, giymiyorsunuz, giydiriyorsunuz. Daha sonra emek veriyor, üniversite kazanıyor. Ve daha sonra ne olduğu belli olmayan yerlere, denetlenmeyen yerlere öğrenciler teslim ediliyor. Akabinde o yavrunuz elinizden kayıyor ve yok oluyor, gidiyor. Evet, mesele yetiştirmek değil. Evet. Mesele evet, yetiştirmek değil. Mesele sanırım burada sahip çıkmak biraz da. Aynen öyle. Biz aslında baktığın zaman çok zor bir iş yapıyoruz. Bizlere canlarını emanet ediyorlar. Biz bunun bilincindeyiz. Evet. Biz özel yurtlar olarak biz bu emaneti taşımakla görevliyiz. Biz ailelere de bunun güvenini veriyoruz. Vermeliyiz. Biz bu çocukları emanet aldığımızda ben kendi çocuğum gibi görüyorum. Bütün yurtlarımızın da Kocaeli'de özellikle, bütün Türkiye'de ben eminim ki özel yurtlar bu çocukları teslim aldıkları zaman nasıl bir yük taşıdıklarından kendileri emindir. Bize teslim ettiklerinde dediğim gibi 7/24 güvenliğini sağlamakla olsun, abi kardeş olarak olsun, yani cebine harçlık koyana kadar olsun, yani bu çocuklara biz sahip çıkıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın. Bize teslim ettikleri zaman çocuklarını, dediğim gibi, gözleri arkalarında kalmayacak. Aradıkları zaman 7/24 çocuklarına ulaşabilecekler. Ben hatta size şöyle bir şey anlatayım. Bir gece yarısı, yani biz şimdi bu çocuklar 18 yaşını aşmış. Biz bunların tabii ki peşinde koşamayız. Ama şöyle bir şey var. Sahip çıkıyoruz. Gidebilecekleri yerleri, her şeyi belirtiyoruz kendilerine. Girmemesi gereken mekanları söylüyoruz. Mesela şöyle bir anımı anlatayım ben sizlere Harun Bey. Bir gece yarısı saat 2'de beni bir veli aradı. Evet. Yurtta yoklama alınmış, oğlu yoklamada yokmuş. Annesi de rahatsız. Yine aradı, kalp hastası, öyle söyleyeyim. Çocuğumu bulun diye ağlıyor kadın. Hı-hı. Yani bakın nasıl bir meslekteyiz yani. Evet. Bir gece yarısı ben hani eşyalarım, yani eşofmanımı üstüme giyip
Kocaeli'de İzmit'e gidip yani yurduma gidip bu çocuğu aradığımı bilirim. Bazı biliyorsunuzdur siz de İzmit'i. Yani bazı mekanlarda yani kendi evladım gibi gidip çocuğunu bulduğumu bilirim. Yani evet. Tutup yurda getirmişimdir, annesiyle görüştürmüşümdür, kadını yani rahat nefes aldırmışızdır. Bu şekilde bile imkanlarımız var. Neden? Çünkü ben baktığınız zaman ben de babayım. Yani ben de kendi evladım gibi düşünüyorum. Yani kalkıp gece yarısı bile bu yurtçularımız kendisinden fedakarlık edip böyle bir mesuliyetleri olmadığı halde yani gidip nedir bu annedir rahat etsin diye, içi rahat etsin diye ben öğrenci bulduğumu bilirim. Hakikaten yani çok çok bilirim. Yani çok zor çok bir güzel davranış. Gerçekten çok güzel davranış. Bizler de benzer şeyleri duyuyoruz. Hastalanan evet. Öğrenciyi alıp hastaneye götürüp velisi gibi evet. Yatıran, yanında gece refakatçi kalan, onun her şeyiyle ilgilenen, vicdanlı aynen, merhametli evet. insanlar olduğu gibi gözlerini para bürümüş, sadece her şeyi ve öğrenciyi para olarak gören insanlar da yok değil. Önemli olan evet. Bunları birbirinden ayırmak. Cihan evet. Bey, önemli konulara değindik. Önemli konuları konuştuk. Daha bu sektörle ilgili konuşacak çok konu var. Bir sonraki programımızı sendika başkanınızla inşallah yapmayı arzu ederiz. Kendisine İnşallah. Siz ulaşırsanız, bize ulaşması noktasında bilgi iletirseniz, burada canlı tabii, yayında tabii. Üniversite TV'de hem Türkiye'den hem Avrupa'dan izlenen uydu televizyon kanalı, eğitim adına kurulmuş tek televizyon kanalı. Buradan biz bu konuları derinlemesine irdeleriz, konuşuruz, çözüm üretmeye çalışırız. Ben size iyi akşamlar diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sunduğunuz için. İnşallah sesimiz duyulur. Evet. İnşallah güzel haberler alırız. İnşallah. Hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah bir an önce şu pandemi belasından da bütün ülkemiz kurtulur. Bütün dünya kurtulur da rahata ereriz diyorum. Amin. Tekrar teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar diliyorum Harun Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.